Herkese merhabalar. Türkçe eşittir paragraf diyoruz. Sınava girdiğimizde karşımıza Türkçe dersinde en fazla paragraf soruları gelecek. Zaten biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. 2021 LGS'de dil bilgisi çıkmıyor dedi. Bu gerçek bir bilgi. Milli Eğitim Bakanı resmi olarak da açıkladı. Kazanımlar da açıklandı. Bununla alakalı videomuz da var. 2021 LGS'de dil bilgisi çıkmıyor. Yani fiilimsi çıkmayacak. Cümlenin ögeleri çıkmayacak. Cümle türleri çıkmayacak. Anlatım bozukluğu çıkmayacak. Fiil çatısı çıkmayacak. Dolayısıyla 2021 LGS'de biz dil bilgisi çıkmayacağı için anlam bilgisine çok daha fazla önem vermeliyiz. Ama bu esasla çok büyük bir şey değiştirmedi. Niye derseniz dil bilgisi yazılar için gene bilmemiz lazım. Ve 2020'ye baktığımızda bakın şimdi anlam bilgisi, anlam bilgisi, anlam bilgisi. Çeviriyorum sayfayı. Anlam bilgisi, anlam bilgisi. Çeviriyorum sayfayı, anlam bilgisi. Çeviriyorum sayfayı, anlam bilgisi. Çeviriyorum, anlam, anlam. Çeviriyorum sayfayı, anlam bilgisi. Çeviriyorum. Anlam, anlam. Zaten hep anlam bilgisi. Yani paragraf çok çıkıyordu. Bakın bunlar yine paragraf soruları gördüğünüz gibi. Hala anlam bilgisi. 15. soru, 16. soru hala anlam bilgisi. Bir tane dil bilgisi var. Gördüğünüz gibi. Hadi bir tane daha var. İki tane çıkıyordu. Zaten yazım ve noktalamayı da çıkarırsak toplamda iki tane soru geliyordu dil bilgisinden. Bu yüzden esasında çok büyük bir şey değişmedi. 2020 LGS'de de, 2019 LGS'de de paragraf yani anlam bilgisi soruların çoğunluğunu oluşturuyordu. Şunu biliyoruz ki bu sene paragraf çok çok daha fazla önem kazandı. Dolayısıyla videomuzun adını da Türkçe eşittir paragraf koyduk. Yani dolayısıyla biz bak 2020 LGS'ye bakalım. Şimdi şu soru paragraf sorusu gibi. Esasen anlam bilgisi sorusu. Sözcükte anlam ama paragraf sorusu gibi. Çeviriyorum sayfayı. Yine bak bir paragraf gibi. Bu da yine bir paragraf gibi birleştirilmiş halde. Bu tamamen zaten bir yeni nesil paragraf sorusu tarzı. Bu yine paragraf. Bu yine her ne kadar soruya verilmiş yanıt olamaz dese de yorumlama sorusu. Burası yine uzun bir yeni bir soru tarzı. Bak yine aynı şekilde bunlar da benzer şekilde hep böyle uzun paragraf soruları gibi. Yani biz esasında Türkçe'de iyi bir net yapmak istiyorsak gördüğün gibi paragrafa odaklanmamız gerekiyor. Zaten geçelim inkılap tarihine dediğine orada da hep böyle uzun uzun paragraflar soruyorlar. Dolayısıyla esasında LGS'de sözel branşlar için, sözel bölüm için bizde en önemli kısım paragraf. Dolayısıyla biz paragraf sorularını iyi yapmamız gerekiyor. Zaten birçok arkadaşımızdan da yorum gelmiş. Göknur Altın demiş ki, dil bilgisinin çıkmaması bizi nasıl etkileyecek? Size fazla etkilemeyecek. Siz yine paragrafa çalışmanız lazım. Lil İnci demiş ki, Türkçe'yi nasıl fulleyebilirim? Artı birleyin Tonguç görsün demiş. Türkçe'yi nasıl fulleyebiliriz? Bol bol paragraf soru çözerek ve kitap okuyarak. Peki, bunun çözümünü 3 adıma topladık biz. Dedik ki, 1- kitap okumak, 2- soru çözmek, 3- paragraf çözmek. Şimdi kitap okumaktan kastımız nedir? Kitap okumaktan kastımız şu. Milli Eğitim Bakanı da, YÖK Başkanı da, ÖSYM Başkanı da hep şunu söyledi. Kitap okuyan çocuk sınavda fark atar. Kitap okuyan çocuk yaşamda her zaman fark atar. Kitap okuyan öğrencinin başarılı olacağı sınavlar hazırlayacağız dediler. Esasında 10 sayfa kitap okumak 1 saatten daha kısaysa bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman harcıyoruz. Dolayısıyla bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman harcadığımız için şöyle kitaplar önümüze geldiğinde bizi fazla heyecanlandırmayabiliyor. Şöyle kitabın içindeki bir şeyi açtığımızda şöyle okurken bize sıkıcı geliyor. O bilgisayar oyunlarındaki, YouTube'daki, Instagram'daki, sosyal medyadaki heyecan verici sayfalar, görüntüler bu kitaptaki satırlar kadar dikkatimizi çekmiyor. Dolayısıyla biz herhangi bir paragraf sorusuna geçtiğimizde yani şöyle bir soruya geçtiğimizde sıkılmaya başlıyoruz. İşte bu sıkılmayı önlemek için, dikkat dağınıklığını önlemek için, odaklanmayı sağlamak için bizlerin bol bol kitap okuması gerekiyor. Kitap okumaktan eğer yoruluyorsak veyahut da kitap okuduktan sonra ne yapmamız gerektiğini söylüyorsak o zaman da tabii ki ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Soru çözerken öncelikle tabii ki LGS'de çıkmış soruları ya da Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun soruları mutlaka çözeceğiz. Bunlar önemli. Doğru kaynaklardan soruları mutlaka çözeceğiz. Yani Türkçe'de çok güzel kaynaklarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım değerlendirme testleri var. LGS soruları var. Bunlar bizim için zaten çok çok değerli. Ama bunun haricinde bizim Türkçe'yi fullememiz için paragraf çözmemiz gerekiyor. Neden paragraf? Çünkü tekrar gösteriyorum bak Tonguç'um. LGS kitapçığını önümüze aldığımızda hemen çeviriyorum sayfaları bak şimdi. Bu sözcükte anlam sorusu ama ben bunu paragraf sayıyorum. Niye? Çünkü bir paragraf okuyorsun. Bir, bu bir cümlede anlam sorusu ama birleştirdiğinde bir paragrafa dönüşüyor. Bu bir paragraf sorusu. İki, bu da yine üç. Devam ediyoruz. Dört, devam ediyoruz. Beş, devam ediyorum. Hadi bunları saymayalım ama anlamlı bir metin oluşturuyorsun. Yani bir paragraf oluşturuyorsun. 6, devam ediyorum 7, devam ediyorum 8, 9, devam ediyorum bak bunlar da yine sözel mantık sorusu 10, burası yine parça yapı sorusu 11, 12, 13, aynı şekilde burası da bunlar tabii dil bilgisiymiş 13 tane soru geliyor neredeyse. Dolayısıyla biz şunu bilmemiz lazım ki en az 10 tane sözcükte anlamı cümlede anlamı da bir paragraf saydım. Ama dolaylı yoldan en az 12-13 tane paragraf sorusu geliyor. Peki biz ne yapacağız? Bunun için paragraf sorusu çözeceğiz diyoruz.
Nasıl çözeceğiz? Az önce söylediğimiz gibi Milliyetin Bakanlığı kazanım değerlendirme testlerini LGS'ye çıkmış soruları bitirdikten sonra bizim sizler için Türkçe'yi fullemeniz için paragrafı 10, paragrafı 10 ve paragrafta son nokta adlı 3 tane kitabımız var. Bunların 3'ü de LGS'de Türkçe'yi fullemek isteyen öğrenciler için hazırlanmış efsane kaynaklar. Paragraf 10'da biz öğrencilerimize tek tek 10'ar soruluk deneme hazırladık ve her biri yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşuyor ve her biri tam da LGS'ye çıkabilecek sorulardan oluşuyor. Geçmiş yıllarda on binlerce öğrenci bu kitaplar sayesinde hayallerine ulaştı. Paragraf 10 ise paragrafta süre yönetimini hesaplamamızı, hızlanmayı ve odaklanmamızı sağlıyor. Ve buralara süreler koyduk. Yani 10 soruluk denemelerde, 6 soruluk denemelerde, 8 soruluklarda veyahut da işte 12'li denemelerde dedik ki hani en az 12-13 soru çıkıyor ya. İlk başta 12 soruluk soruda 12'lik denemede ilk başta 24 dakika verelim. Bir soruya kaç dakika vermiş oluyoruz? 2 dakika vermiş oluyoruz. Ama normalde kaç dakika veriliyor? Normalde 1,5 dakika veriliyor. Bak burada yazmış. Demiş ki sözel bölüm toplam soru sayısı 50, sınav süresi 75 dakika demiş. Demek ki bir soruyu 1,5 dakika. Ama biz 2 dakika veriyoruz ilk başta hani ısındırmak adına. Sonra 24 dakikadan sonra 23 dakikaya düşürüyoruz. Sonra ardından 22 dakika. Ardından 21 dakika. Ardından 20 dakika. Ardından devam ediyorum ben. Hızlı geçiyorum. 19, 18, 17, 16, 15. Zamanla artık 12 soruya 12 dakika vermeye başlıyoruz. Neden? Çünkü bizim hedefimiz hızlı bir şekilde çözmek, güzel bir şekilde çözmek, hepsini doğru yapacak şekilde çözmek. Dolayısıyla paragraf 10'sa da hızlanma ve odaklanmayı sağlıyoruz. Artık son noktayı koyuyoruz. Diyoruz ki Türkçe eşittir paragraf. Paragrafların hepsini doğru yapmayı hedeflediğimiz için artık son derece seçici, son derece özel soruların olduğu, gerçekten zorlayıcı soruların olduğu denemeler çözmeye başlıyoruz. Ve bu denemelerin de her birinin soru çözümlerini uzman hocalar sizlere tek tek izah ediyor. Yani bu sorunun cevabı Ceyhan'dır. Değil. Bak bu bundan dolayı C. Buraya dikkat et. Burası önemli. Bu gibi açıklamalarla sizlere bu soruları tek tek çözüyoruz. Dolayısıyla paragrafta son nokta. Paragraf 10 ve paragraf 10'u çözdüğümüzde ve bunların öncesinde de LGS'ye çıkmış soruları çözdüğümüzde Türkçe ile alakalı. Milliyetin Bakanlığı kazanım değerlendirme testlerini çözdüğümüzde ve gün içerisinde de eğer kitap okuyabiliyorsak Türkçe artık full demektir Tonguç'um. Türkçe ve aynı zamanda inkılap, aynı zamanda din, aynı zamanda İngilizce, hatta matematik fendeki yoruma dayalı sorular da mükemmel bir şekilde hallolacak. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar.